Ispanaklı kurabiye. Hazır mıyız? Bence hazırız. 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 10 dal ıspanak, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı limon suyu, 4-5 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı nişasta, aldığı kadar un. Şimdi yağımız 1 çay bardağı olacak. Bunu yağ ile birlikte bir rondodan geçireceğiz. 1 çay bardağı yağ ile birlikte ıspanağımı şöyle. O da geldi. Sadece şu kısımlarını alıyorum. Sert kısımlar olmayacak. Yaprak kısımlarını kullanacağım. Şöyle yaprak kısımlarını alıyorum. Çünkü yaprak kısımlarını aldığımda daha parlak oluyor açıkçası. Şöyle. Bunları salatada da kullanabilirsiniz tabii ki, ziyan etmeyin sap kısımlarını. Ama kurabiyede sadece yaprak kısımlarını kullanın. Geldim canım. Şimdi burada hemen güzelce bir... Oraya mı geleyim ben? Evet, ne olur. Gel. Tamam, oraya geleyim. Ben de buraya alayım. Şimdi bu sosu hazırlamak için yağ ve gördüğünüz üzere ıspanağa ihtiyacımız var. Şöyle yağımızı döküyorum şuraya. Çok parlak ve güzel bir karışım elde edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olmuş oraya? Şey, baharat. Rengine bak. Evet, çok güzel oluyor. Evet, böyle hareket ettirince şey yapıyor. Bence oldu. Evet evet, güzel gözüküyor şimdi. Tamam. Şöyle göstereyim rengi. Bakın, içerisine yağ koyduğumuz için tam bir fıstık rengi alıyoruz. Çok da güzel gözüküyor. Bakın şu an gerçekten renk harika. Sanki böyle bol fıstıklı bir kurabiye yapıyormuşçasına. Şöyle. Buyur tatlım. Şimdi burada her şeyi yavaş yavaş ilave edeceğiz. Yağ kullanmıyoruz. Yağ, çünkü ıspanak püresi yaparken 1 çay bardağı yağ kullandık. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Şöyle 2 adet yumurtam var. Ve şekerim var. Böyle bir özleştireceğiz şekerli yumurtayı. Şöyle bakın. Aslında çok burada devreye el girmeyecek. Bir spatula yardımıyla bu işlemi yapabiliriz. Şöyle. Güzelce gördüğünüz üzere köpürtüyorum. Pudra şekeri ve nişasta. Bu nişasta. Bu pudra şekeri. Şey, birazcık bir kap alabilir miyim Serpil'ciğim? Ha şey, dökecek misin onları? O, birazını kullanacağım içerisinde. Şöyle gibi mi? Nasıl? Bunun içerisinde toz şeker vardı ama. Ha, koydun ya bir bardak. Ha tamam. Ha, yumurtayla tamam. Birlikte çıktı. Kafam gitti. Bir de şurada şey, üstü için ayıracağım. Şöyle mesela. Daha güzel görüntü sağlamak için 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Ne gülüyorsunuz? Tövbe tövbe. Yeni yıl inşallah hayırlı uğurlu gelir size. Benim topu terliklerim giymiş. Evet. Nişastayı da pudra şekeriyle karıştırıyorum. Nişasta çünkü çok güzel bir doku oluşturmasını sağlıyor. Bunu birazdan bularken kullanacağız. Şöyle güzelce karıştırdık. Bunların hepsi can sıkıntısından oluyor önemli, biliyorsun. İş yapamıyorlar. Kuduruyorlar. Bakın, yumurta ve şekeri çırptık. Şimdi burada o rengi yakalamak için bakar mısınız? Gerçekten şu an ekranda efsane bir renk tonu var. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Sanki böyle 2-3 bardak fıstık koymuş gibi. Bakın ekrandaki rahat rengin ol, güzelliğine. Fıstık değil, ıspanak. Harika. Bakın şöyle. Rahatladı. Gerçekten tam istediğim renk. Bu da içerisinde dediğim gibi bir çay bardağı sıvı yağ olduğu için rengi hem parlak yapıyor hem de ıspanağı öldürmüyor. Önden biraz açlasanız böyle birazcık kara gibi oluyor ıspanak ama bu şekilde tam rengi alıyor.
Yem yeşil ortaya çıkıyor değil mi Nermin? Evet, şöyle bakın koyuyorum unumu. Şöyle. Unu koyduktan sonra burada çok dikkatli ilerlememiz gerekiyor. Kabartma tozum var. Üzerine limon suyu, yarım limon suyunu ekliyorum. Bakın şöyle. Burada bir köpürme oldu, görüyorsunuz şu an. Bu köpürme aktifleşmeyi arttırıyor. Sonrasında böyle yavaş yavaş vanilyayı da ekleyip hamur yoğuracak gibi döndüre döndüre toparlıyorum. Ve ara ara un ilavesi yapacağım ama rengi çok güzel oldu. Benim evdekinden daha da güzel oldu. Ispanağın rengi çok iyiymiş vallahi, baksana. Oo, mis gibi. Bir pişirme kağıdı da alacağız ama biraz dolapta dinlendirmemiz gerekiyor. Ara ara buradan unu ilave edeceğiz. Üzerine streç geçeceğim. Ve dolapta bir 15-20 dakika kadar dinlendireceğiz. Hem çok pratik hem de gerçekten haftalarca dayanabiliyor. Ben pazar günü yapmıştım. Dün akşam yedim. Hala aynı güzellikteydi. Çatlıyor pişerken. Kıskanç kurabiye gibi Nermin. Evet evet. Onu çatlıyor. Şöyle biraz daha unu verdim. Spatulayla güzelce yediriyoruz. Dilerseniz elinizi sokabilirsiniz ama çok yumuşak bir hamur olduğu için ele çok yapışıyor. Ziyan oluyor. Böyle spatulayla yapmak bana daha kolay geliyor hamuru toparlamak. Şöyle. Yeşili çok güzel oldu. Yeşil gerçekten çok güzel oldu. Vallahi hiç ne gıda boyası ne bir şey mis. Direkt ıspanakla ve ıspanak tadı hissediyor musunuz diye çok soru geliyor. Ispanak tadı hissetmiyorsunuz asla. Asla ıspanak tadı gelmiyor, bilginiz olsun. Evet. Şu an tamamdır, unu kaldırabiliriz artık bence. Ben böyle seni izlesem olur mu acaba? Olur. Olur. Tavuklarımız da bir yandan kızarıyor. Gözüm orada. Burada biraz bilek gücü dediğim gibi devreye giriyor. Çünkü şey yapmadım, elimi sokmak istemedim. Eli sokunca ayıramıyorsunuz. İçerisinde yumurta olduğu için yapışıyor. Bence şu an çok iyi oldu. Tamam. Evet. Bak spatuladan da çok güzel çıktı. Biraz dolapta dinlendireceğiz. Bir kaşık yardımıyla alacağız. Sertleşen hamuru. Bizim kaşığımız var, olur onunla. Yok, dondurma kaşığına gerek yok. Normal tatlı kaşığıyla yaparız. Gel. Evet, çok iyi. Şöyle göstereyim bakın. Şu kıvamı böyle yapışan bir kıvamda. Ama bakın spatulaya da yapışmıyor, ayrı oluyor şu an. Ama elinizi sokarsanız elinizi arındıramazsınız bunun içinde. Ben evdekini elle yoğurmuştum. Bu şekilde daha iyi. Çok güzel oldu. Evet. Şöyle bunun üstüne tam böyle kapatacak şekilde dolapta hamur kurumasın. Şöyle. Bunun içerisinde 4 yemek kaşığı pudra şekeri var. 2 yemek kaşığı da nişasta var. Şöyle. İyice üzerini kapatıyoruz, buluyoruz. 10-15 dakika pişecek. Fırında çok kalmayacak. O yüzden ben şimdi yavaş yavaş yaptım. Şimdi biraz seri seri yapayım. Ispanaklı kurabiyemizi şöyle veriyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ve sadece 50-55 dakika içerisinde efendim bu güzellikleri size sunmaya çalıştık. Yılın son gününü de enfes bir şekilde kapatıyoruz sayenizde. Limonlu kurabiyenin hemen hızlıca malzemelerini sayıyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı zerdeçal, yarım limon suyu, 2 limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu, 2,5 su bardağı un ve üzeri için pudra şekeri kullanacağız. Ben bir elime hemen izniniz olursa su tutayım. Şöyle. Ney canım? Ha, limonları rendeleyelim. Yarım suyunu sıkacağız. Şimdi bu kurabiye geçen yaptığımız ıspanaklı kurabiye gibi dolapta beklemesi gereken bir tarif. Bir çırpıcı alabilir miyim? Çırpma işlemiyle yapacağız. İlk etapta pudra şekerini şöyle bakın koyuyorum. Ve 2 adet yumurtamız var. Rengi çok güzel olacak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Burada ilk püf noktamız şeker ve yumurta çok güzel bir şekilde çırpılacak. Şöyle koyalım. Ay limon nasıl güzel koktu.
Gerçekten evet. Kış gelmiş bugün, onu hissettim. Hava soğuk, artık kar yağışı bekliyoruz bence. Artık bir karda çekim yapalım Zafer. Çıkalım yollara, dökülelim, karı çekelim. Özledik ya, valla kar yağışını özledik. Şöyle şeker ve yumurtayı köpük köpük olana dek, şöyle hafif karamel haline gelene dek çırpacağız. Mikserle bu işlemi yaparsanız veya hamur yoğurma makinenizde daha rahat olacaktır. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Malzeme çok az. Yani çok az bir malzemeyle yapıyoruz bunu. Limon sıkacağımızı hemen şöyle limonumuzu sıkayım. Bol bol C vitamini tüketin. Kime sorsam boğazlarım şişti, ateşim çıktı diyor. Aman maşallah kendime diyeyim valla. İki senedir dimdik ayaktayız. Maşallah maşallah. Ekrandayız. Yani, vallahi billaha. Vallahi elhamdülillah ya. Hep dua ediyoruz ondan işte, biliyor musunuz? Yani tam teslimiyet Rabbime. Diyorum Rabbim sen bizi hastalıklardan koru. Gerçekten elhamdülillah. Vallahi maşallah demin. Haftaya yokmuşum. Maşallah diyeyim valla. Evet, güzelce köpükledik. Serpil de iyice sıyır. Limonu rendelede, bakın çok beyaz yerine girmedik. Özellikle beyaz yerine girmememizin nedeni, biraz fazla beyaza girdiğinizde kurabiyeniz acı olur. Limon acı yapar. Bunu aynı şekilde limonatalarda da söylüyorum. Beyaz yerine girmeyeceksiniz. Portakalda da öyle. Şöyle güzelce iyice alıyorum içerisine. Nasıl bir limon aroması, tam bir kış kurabiyesi. İçinde zerdeçalıyla efsane bir lezzet gerçekten. Şöyle bakın, kabartma tozunu ekliyorum. Kabartma tozunu ekledikten sonra üzerine limon. Bakın nasıl köpürüyor, görüyor musunuz? Şu an kabartma tozunu aktif hale getirmiş oluyoruz. Ekranda görüyoruz şu an ne kadar güzel, bakar mısınız? Köpük köpük oldu. Hemen şöyle karıştırıyorum, çırpıyorum ve asıl rengini verecek olan neydi efendim? Şu güzel zerdeçal, mis gibi kokusuyla. Kurabiyenin içerisinde hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Hani koku verir mi, işte tadını değiştirir mi? Asla. Sadece renginin tam böyle limonlu kurabiyeyi anımsatan halini yakalıyoruz zerdeçalla. Pudra şekerini üzerine kullanacağız. Ve tabii ki yağımızı ekledik. Çok az, yarım çay bardağı kadar yağ var. Muhteşem bir tarif. Hem masraf olarak düşük, hem de görüntü olarak çok iyi. Şimdi şöyle birazcık şöyle unumuzu yavaştan ekliyoruz. Serpil, spatula alabilir miyim artık? Ne canım, ha şey. Aha, şundan artık yoğrulmuyor. Böyle içindekileri de ziyan etmeyeyim diye böyle tık 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 tık. Evdeki tipik harekettir. Tencerenin kenarına iki kere vurmak falan. Değil mi? Ne ses yaparız bu tencere? Tak tak. Alışkanlık. Hele bir de sinirlendik mi çocuklara? Buradayım, mutfaktayım vuruşu. Artık zaten benden çok korkuyorlar. Dün de ufak bir kaza geçirdim. Arabamı yandan vurdum. Çok üzüldüm. Gerçekten ya. Diyorum ki trafikte falan başıma gelse bu kadar üzülmem. Ama ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bana da hak verin. Sabah çok erken kalktım dün. 6.30-7 gibi. Sonrasında bir daha uyuyamadım tabii, malum koşturmaktan. Geldim. Yayın sonrası 2.30 falandı. Kafamı şöyle dedim, birazcık gözümü dinlendireyim. Uyumuşum. Bir uyandım, saat 4.05 geçiyor. Ne yapayım? Birden bir kalktım, indim böyle garaja. Böyle bir başım hafiften döndü. Böyle azıcık böyle kolon vardı. Kenardan vurdum ama nasıl içim gitti. Çünkü ben gerçekten dedim ki trafikte orada burada yapsam bu kadar zoruma gitmezdi. Bildiğim yerde olduğu için çok zoruma gitti. Kerem'i almaya gittim. Kerem diyor ki çok sinirlisin. Sus dedim, ben soru konuşmayayım benle dedim. Sinirlenince gözümde bir şey görmüyor. Verdik işte tamirde. Gelecek inşallah. Olsun. Öyle tabii Şiko'm. Şiko da diyor ki cana gelmesin, sağlık olsun. Neyse, çok önemli bir şey yok. Çok minik oldu ama olsun. Olmasaydı iyi olurdu. Bakın şöyle bir hamuru var. Bunu çok iyi bir şekilde dolapta bekletmemiz gerekiyor. Yani o yüzden ilk başta yaptım. 30-35 dakika bunu, şimdi Serpil alta buzluğa atacak. Orada güzelce dinlenecek, tamam mı Serpil'ciğim? Hı hı. Sertleşecek ve biz bunu tatlı kaşığıyla şeklini vereceğiz. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Elimizi alıp yuvarlayacağız. Bolca nişastaya veya işte pudra şekerine. Bunun içine bir kaşık da nişasta koyarız, daha güzel çıksın diye şekilleri. Serpil'im.
Tamamdır. Oh çok güzel. Bence iyi. Değil mi ha, sen? Bence sen toparla. Evet. Hafiften ele yapışması gerekiyor. Bir streç alayım. O hamurun şeyini alabilirim biliyor musun poşetini? Ama buzluğa koyacağım ya onu. Şey böyle tam için üstüne bastıracağım. Ha öyle mi? O zaman öyle olması tamam. Önemli. Kurumaması için. Tam üstüne zaten hamurumuzun üstünü örteceğiz. Evet. Baksana annesi soğuktan kabaramıyor. Kabaramıyor vallahi. Şöyle vallahi. Bu çok önemli. Bu şekilde hava almayacak halde serpilim bunu buzluğa kaldırsın. Ben bu de bende. Bir elimi yıkayayım. Aman Allah'ım. Mermi'nin Enfes Mutfağı'nda bugün çok güzel tarifler var. Çok güzel. Nasıl limon kokuyor biliyor musunuz? Buram buram. 2 adet rendeledik ya. Buram buram kokuyor. Buymuş. Mis. Rengin güzelliği sapsarı. Serpil'cim. Canım. Süper. Ona yaptım. Ben de öyle diyecektim. Büyük bir kaseye. Büyük koydum işte karıştırırım. Bir yemek kaşığı nişastayla şöyle harmanlıyoruz. Geçen ıspanaklı kurabiyede de onu yapmıştım. Çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Nişasta daha güzel görüntüsünü veriyor. Şöyle. Tepsiyi de alalım. Ben şimdi ona kağıt koyayım. Gözüm de bu arada fırında, o da eli kulağında. Onu da hemen kaşar peynirini olmadı şey yapalım. Dolapta bu güzelce 35-40 dakika beklerse çok güzel oluyor, bilginiz olsun. Yani 35-40 dakika bekletin, biz o kadar beklettik aşağı yukarı. Bir de minik minik yapıyorum. Kabartma tozu olduğu için kurabiyenin içerisinde şey olacak, kabaracak. Çok fazla kabarmasını istemiyorum. Bakayım Serpil'im. Şimdi bakın. Nişastalı, pudra şekerli karışımın içerisine kurabiyelerimi şöyle bolca buluyorum. Şimdi bir bittikten sonra bir posta daha bulayacağım. Bunları özellikle minik minik yapıyorum. Minik minik yapıyorum. Hamur çok iyi dinlendirdiğim için asla elime yapışmıyor. Birazdan o güzel görüntüsünü bir göreceksiniz. Git eline su tut. Çok hoşunuza gidecek o güzel görüntü. Şöyle minik minik limonlu efsane tarifler yapıyoruz. Hiç elini bulaştırmana gerek yok Serpil'cim. Tavuğu mu getireyim? Havucu rendeleyelim bence direkt. Salataya geçelim. Tavuğu en son kızartıveririz 2 dakikada. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Konuyla alakalı değil ama elbisen çok güzel duruyor üstünde. Beğendin mi? Vallahi. Elbisem de güzel. Evet ben de sevdim. Ya çok zor biliyor musun her günle giyeceğim. Çatlağını güzel vermesi için bir yemek kaşığı. Nişasta ekledik pudra şekerinin içerisine. Böyle. Bir de yanmıyor biliyor musunuz? Nişasta koyarsanız tek başına pudra şekeri koyunca yanıyor hafiften fırında. Çok kısa pişireceğiz zaten. 15 dakikalık bir pişme serüveni olacak. 15 dakikadan sonra, 10-15 dakika sonra fırından çıkaracağım. Tamam. Bunu şuraya koyalım Serpil. Bir poşete koy da ben evde yapacağım. Ziyan etmeyelim nişastayla pudra şekerine. Yok yok şu an. Ziyan etmeyelim onları da değerlendirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında sadece 10-15 dakika. Çok kontrollü ve dikkatli bir şekilde. Hı. Gitsin Serpil'cim. Hadi gittim. Evet olmuş. Hemen kurabiyeyi de aldım. Bir sunum tabağı istiyorum Serpil senden. Evet şu... efendim, Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün sadece 90 dakikada gerçekten zahmetli. Neyi de yapayım? Şu beyazı. Ama bir o kadar da. Ayaklayalım. Bence öteki pratik daha mı pratik tarifler olur? Verdik. Bence de. Olur. Daha iyi olur. Şöyle. Hemen diziyorum. Çatladılar ve şu an beni ye diyorlar. Gerçekten çayınızı, kahvenizi kapın gelin efendim. Nermin'in Enfes Mutfağı sizler için limonlu kurabiye hazırladı. Mahoş bir tadı vardır. İçinde zerdeçalın. Hiçbir lezzeti tadını almayacaksınız. Sadece renklendirmek adına kullandık. Daha böyle sarı, daha böyle güzel bir renk elde etmek adına. Tavukları da beyaz bir tabağımız varsa onu çıkartalım. Evet. Şöyle dur, maşallah maşallah. Bütün güzellikler şu an Kanal 7 ekranlarında. Kıymetli izleyicilerimiz için şöyle yapayım. Yok şöyle yapayım. Şunu şöyle koyayım. Şöyle.
anne keki, ıspanaklı bir salata, içerisinde havucu kabağı, keten tohumlu mis gibi bir ekmek, onun da içine limon aromalı mahoş bir kurabiye yaptık. Kahvenin yanına, isterseniz çayın yanına, her daim tüketebileceğiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.